Tamam. Ben seni sonra ararım. Araba sürerken telefonla konuşulmaz. Haklısın. Ben de kapattım zaten. Kaç basıyor? 260. Hiç bastın mı? Trafiğe kapalı alanlarda evet. Trafiğe açık alanlarda basılmaz. Biliyorsun değil mi? Ben müncerelci olacağım ama annem izin vermiyor. Ben senin müzisyen olacaksın diye biliyordum. Müzisyen de olacağım. Paraşütçü de olabilirim. Ama girasa türlerinden. Hızlı yaşayıp annemle babamın yüreğine indireceğim diyorsun yani. Açabilir miyiz? Tabii. Gülistan. Bizimkilerin fotoğraf albümü falan var mı? Ben etrafa bakındım bulamadım. Esma Hanım kaldırmış olabilir. Nurgül abla ilgileniyor o işlerle. Ya baksana sen. Niçin lazımdı? Niçin lazımdı? Hesap mı vereyim? Yok, estağfurullah. Da Nurgül ablaya soracağım da şimdi o sorarsa diye şey ettim. Şey etme. İpek Hanım istiyor de kocasının, ailesinin fotoğraflarına, anılarına bakacakmış de. Form mu doldurayım? Sıraya mı gireyim? Yok. Ben bulur getiririm İpek Hanım. Ha, alo İbrahim. Günaydın. Günaydın. Yok iyiyim. Allah'a şükür sağlığımla ilgili bir sorun yok. Bugün uygunsan ben hastaneye sana uğrayacağım. Hı. Tamam. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Buyurun hanımım. Mustafa'ya söyle çıkıyoruz arabayı hazırlasın. Kahvaltı etmeden mi? Bugün öyle. Evet. Hastamız nasılmış bugün? Onu siz söyleyeceksiniz hocam. Bir şey söylemek için henüz erken. Ama bağışıklık direncin tahminlerimin çok üstünde. En azından bunu söyleyebilirim. Nasıl yani? Tahlil sonuçları mı geldi hocam? Bu kadar çabuk mu? Henüz detay alamadım. Ama laboratuvarda sık üretim ilan ettim. Sen iyileşene kadar ben uyumayacağım. Yeter ki sen bana destek ol. Hocam siz ne diyorsunuz? Ben oğlumu bırakmamak için her şeyi yaparım. Bu programı kabul etmiş olman bile çok büyük bir adım. Belki de senin gibi binlerce hastaya ışık olacak bu Begüm. Yeter ki dayan. Dayan gözünü seveyim. Ben çok özlüyorum Londra'yı. Orada okullar 6 haftada bir, 1 kere tatilde. Belki buraya alışırsın zamanla. Neden geldiniz? Annen ne diyor? Bir şey demiyor. Öyle gerekti diyor. Dur oğlum dur. Thank you.
Thank you. That lesson was so boring last night. Simply just couldn't understand anything. What do you think about it? It was awesome. Merhaba Faruk. Ya kusura bakma, ben Süreyya bırakacak zannediyordum da zahmet verdim hani size. Siz ne tür bir oyunun peşindesiniz? Efendim? Begüm niye geldi? Niye etrafında bu çocuğu neden burnuma burnuma sokuyor? Kimsenin senin burnuna bir şey soktuğu yok canım. Sadece dün birdenbire gelişti her şey. Süreyya Hanım'la Emir'de ısrar edince ben de itiraz edemedim. Hem bunları Begüm'e sorsan daha iyi olmaz mı? Arkadaşına söyle, telefonla açsın sorayım. Ve yine arkadaşına söyle, kendisini ve çocuğunu bizim etrafımızdan uzak tutsun, tamam mı? Çocuğu Süreyya'nın okulundan da alsın. Boşu boşuna alıştırıp da üzmesin çocuğu. Bak aklına ne geçiyor, planı ne bilmiyorum ama yapmasın. Karımdan da uzak dursun. Ne diyeceğim şimdi Begüm'e ya? Bu David nereden çıktı birden? Canım değişim programıyla geldi. 2 ay kalıp gidecek. Ben Londra'dayken ne çok yardım etti. Anlattım biliyorsun. Bir tanımaya çalışsan seveceksin. Çok iyi çocuktur. Aa, sen Londra'da 8 haftada tanımışsın yani. Bravo. Ben hiç sevmedim bu. Kardeş, kanka, ben anlamam öyle şey. Elin 2 aydır tanıdığın adamından kanka mı olurmuş be? Ay Faruk, tuttum aç o damarın. Çat pat Türkçe anlıyor çocuk. Uzatma ne olur ama ya. Bir şans ver çocuğa. Geçmez bak böyle 2 ay. Esma'nın sabahtan nereye gitti abla? Her sabah bana rapor veriyor ya Gülistan. Çocuk hakkında bir şey dedi mi? Gitsin o kadına gitti. Aha buraya yazıyorum. Elin işlesin, elin. Hanımlar, bir soda alabilir miyim? Vereyim ben. Hay. Ah, teyze hoş. Uyuyan güzel uyandı. Günaydın hayatım. Günaydın. Ay teyze var ya, bittim. Bittim yani. 10 yaşında çocuk döndü mü, üstüme açıldı, terledi mi? Mahvoldum ya. Ben bu bebiş gelince ne yapacağım bu pimpiriklikle? Ay. Ama nasıl tatlı bakıyor değil mi teyze? Ya. Vallahi bence sadece size öyle bakıyor gelin hanım. Aşık resmen o çocuk size. Bence de. İşte erkek. 7'sinde neyse 70'inde de aynı. Erkek. İyi, ben zaten erkek istiyordum. Artık iyice kararımı verdim. Öğrenmek ister misiniz cinsiyetini? Daha çok var. Siz alyansınızı verin bana. Ne? Ben biliyorum onu. Bir de saçınız. Saçlar. Aa, tamam, hemen. Şimdi oturun. Buyurun, geçin. Gel, gel. Hanımlar, bahisleri açıyorum o zaman. Hadi. Erkek. Erkek mi? İnşallah bana da nasip olur bu testi yapmak. Şimdi bu eğer dik sağlanırsa erkek, çember çizerse kız. Dik, dik. Ay. Dik, dik. Vallahi dik. Vallahi dik. Ay. Erkek. Ah, istedi. Ay. İnanıyor musun böyle batıl şeylere sen? Yani eğlencesine ne var ki bunda? Sağ ol Asiye. Ay anladım. Ama benim odam hala toplanmadı. İpek'cim. Yani eğlenmenin kimseye bir zararı yok bence. İstiyorsan sen de çek bir sandalye, gevşersin. Evet tabii, zararı yok. Ama böyle işler yoğunken çalışanları oyalarsan evin bütün düzeni bozuluyor. Ben gayet iyi niyetle söylüyorum. Sonra Esma anneyle tartışmayın. Ama neyse, iyi eğlenceler size. Gülistan, sen de bitki çayımı getir kış bahçesine. Gülistan, sen de çayımı getir kış bahçesine. Aslında doğru yapıyor yani, bizden daha geç kırışacak böyle gülmeye gülmeye. Ben mantıklı buluyorum yani.
Allah neşenizi arttırsın Gülistan Hanım. Ben de iş verdim. Burada bekliyorum. Ortalığın yatışmasını bekliyorum İpek Hanım. Birazdan bakacağım albümlere. Birazdan. Yürü git bak. Gelin hanımla da fazla yüz göz olma. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Kalıcı değil burada. Özlersin sonra, üzülürsün. Hadi git. Pardon ya. İşle ilgili de cevap vermem gerekti. Tabii tabii. Ne diyorduk? Ha. Demek bu kadar kolay oluyor ha bu işler. Tabii tabii. Formülünü bulup oturttun mu? Gayet kolay. Hayırdır ya? Bir meraklı buldum seni. Ne oldu? Taşımaya bulaşmam diyordun. Ya yok. Şey, öylesine yani. Ya işi merak ettim. Bir fikrim olsa fena olmaz değil mi? Fikir sahibisin zaten oğlum. Baksana 3-5 alışta evin parasını çıkardın, fena mı? Bir de sen sadece alıcısın. Bir dakika, işin kaymağını yediğini düşün. Üf. Üf. Ne oldu? Abin bir şey çaktı mı? James Bond abin. Hiçbir şey çakmadı. Neden? Çünkü benim kellem koltukta. Hı? Aslında tabii bütün bunları sana anlatmam bile sakat. Da. Seni böyle bir kardeş belledim. Ben de seni. Bir de hızlı büyümek için böyle güçlü bir yoldaş lazım. Eyvallah. Bak ne diyeceğim. İstersen seni böyle bir gün sahaya götüreyim. İşlerin nasıl olduğunu bir de orada gör. Hı? Bak bu kıyamı da kimseye anlatma. Sevmesem babamın oğlu olsa yapmam. Günaydın Faruk Bey. Protokoller masanızda efendim. Muhasebeden istediğim dosyalar. Abi ne oluyor? Kırmızı görmüş boğa gibisin ya. Ya Cemal, sana dosyaları düzenleyip yolla dedim. Aynısını yollamışsın. Dikkat et oğlum. Tamam Faruk Bey. Abi relax. Relax. Ya bak nihayet şu anlaşmayı imza atıyoruz ve hava kargo filomuzu kuruyoruz. Lütfen sakin olalım, kendimize gelelim. Bu reklam ajansından gelenler ne alemde biliyor musun? Ben hallettim. Böyle toplantıdan sonra onlarla görüşeceğiz. Sen hiç merak etme abi. Çok sağlam bir reklam kampanyasıyla gireceğiz. Bomba gibiyiz. Alo. Hop. Abi nereye gittin ya? Buraya gel. Abi yapma böyle şakalar. Bak bugün full bana lazımsın Faruk Boran. Bir kendine gel, bir silkelen. İyi değilim ben ya Akif. Abi yapma ya. Az sonra burada tarihi bir anlaşmaya imza atacaksın. Ya yapma ya. Bu, aylardır bu projeye çalıştık abi. Lütfen kendine gel. Değil mi ya? Değil mi? Ben neye sinirleniyorum ki abi? Vallahi rahatladım. Vallahi mi? Abi ben istersen hiç parazit yapmayayım. Sen kendi kendine güzel güzel çözüyorsun galiba. Ya benim olsaydı? Nasıl? Yok abi, kafamdaki bütün soru işaretleri bitti. Bütün keşkelerimden kurtuldum. Tamamdır. Ha? Oh, oh. Rahat nefes alayım şöyle ben. Anladım. Galiba bu mevzu az buçuk Begüm'le alakalı, onu da anladım. Abi az buçuk, çok buçuk öyle bir şey yok, tamam mı? Ben yıllardır beni bu kız niye bıraktı gitti diye kafayı yedim. Burnumun ucundaki seçeneği konduramamışım. Ama artık bitti. Bitti. Aman. Oh, çok şükür. Senin bu aydınlanman tam zamanında sonuçlandı. Bu enerjini tut, anda kal. Bana lazımsın Faruk Boran. Adamlar geldi. Efendim, gönder gelsin. Tamam. Tamam. Hadi, hadi. Enerji doluyuz. Nasıl olmaz İbrahim? DNA testi için en azından taraflardan birinin imzası lazım. Böyle kimliksiz tahlil yapamayız ki Esma'cığım. Yapma İbrahim. Ben bu işi hallederim dedim. İnsanlara söz verdim. Hem zaten kimliklerini bilmesini istiyor olsalardı kendileri hallederlerdi. Belki de koca bir yanlış anlaşmanın mağduru olmak istemiyor bu şüphe sahibi. Hadi hadi, kırma beni. Sen istersen bir yol bulabilirsin. Ya ben seni ne zaman kırdım? Ne zaman boş çıkardım? Ama dersen bak kırılacağım. Hadi
Hadi tamam 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 bu iş. Tamam hallettik bu işi. Görüşmek üzere. Görüşürüz Esma'cığım. Begüm bu hastanede mi çalışıyor? Araştır. Ben kimseye bir şey sormadım. Burada değilse hangi hastanedeymiş bul. Begüm'le ilgili ne bulabilirsen bul. Varsın Esma. Nereye gidiyoruz? Çarşı. Emredersiniz. Bunları bulabildim İpek Hanım. Tamam bırak şuraya. Bunu da al kahve getir bana. Bakalım bakalım. Nereden çıkacaksın Begüm Hanım? Yarın görüşüyoruz tamam mı? Hadi iyi çalış. Hadi bakalım. Erikçi geldi. Ha, ya. Ekşi ekşi sulu sulu. Tam birinin sevdiği gibi. Canım istemiyor. Ne oluyorsun be? Yok bir şey kuzu. Afiyet olsun. Aa. Sen Eri'ye hayır dediysen gelip anlatıyorsun. Seni dinliyorum. Ne? Söylemiştim de hadi. Salak salak konuşma be. Dinliyorum seni. Ya nasıl anlatılır bilmiyorum ki Süreyya. O kadar özel bir şey yaşadık ki. Ya bak onun için de özeldi yemin ederim. Ederdim. Sonra tıs. Ne bir ses, ne bir seda, ne bir şey. İnsan bir mesaj olsun atmaz mı ya? Sen baya baya aşık mı oldun şimdi bu adama? Ya Süreyya sen bana anlatsana sizinki nasıl oluyor da oluyor. Yani sen nasıl birden tak diye nokta atışı yaptın. Beyaz atlı prensinin seni attan atmayacağını, çifte yemeyeceğini nasıl bilebildin? Süreyya hangi ara güvendin? Bütün bunların hepsi birden nasıl oldu? Ya gözüm ya. Allah ateşini zarlasın. Ama bende bir şey var Süreyya ya. Herkese niye beyaz attı prensi de bana kara şövalye? Nerede yanlış yapıyorum ya? Bir sakinle. Tamam mı bak konuşacağız. Çözeceğiz ya biz seninle. Selam. Ay tatlım gel. Al bak ilaç. Emir'in annesine hediye almaya gideceğiz de anneler günü ya. Hadi gel kalk geliyorsun sen de. Benim dersim var kuzu. Benim zaten çocuk beni böyle görmesin. Evet. Konuşacağız tamam mı? Sen bekletme. Harap etme kendini ha. Zaman yok zaten. Erikleri sana bıraktım. Evet, nasıl bir şey düşünüyoruz bakalım? Bilmem. Kadınları anlamak çok zor. Tamam ya. Tamam, peki nelerden hoşlanır mesela anne? Neler yaparsınız beraber? Bilmem. Sevgilim. Oh, insan sesini duyunca kendine gelir mi ya? Kötü bir şey mi oldu? Zor bir gün müydü? Şu ana kadar. Ama iyi gelişmeler var, anlatırım. Seni kaçırmaya geliyorum, neredesin?
Sevgilim, şimdi biz Emir'le okuldan çıktık. Annesine anneler günü hediyesi almaya gidiyoruz. İstiyorsan çarşıda buluşalım. Yahu hayatım, sen bu çocuğun özel bakışçısı mısın Allah aşkına, anlamadım. Ya çocuk bir şey rica etti benden, yardımcı oluyorum deme. Hayır, ben sen yorulma diye söylüyorum. Tamam, geldiğimde arar bulurum ben sizi. Bak, işlerini çabuk hallet. Bu akşam ben seni kimseyle paylaşamam, tamam mı? Ha, senin derdin başka. Herhalde. Hadi öpüyorum seni, görüşürüz sonra. Hadi bakalım Bonbon. Begüm, değerlerin çok iyi ya. Direncin tahminimizden de yüksekmiş ha. Levent ocaklı çıktı. Ben yine de deriyi görmeden paçayı sıvamayacağım Pelin. Hazırlığımı bildiğim gibi yapacağım. Canım, savaşmayı bırakmayacağım, merak etme. Emir nasıl? Ne yaptı? Nasıl geçti geceniz? Hiç. Nasıl geçsin canım? Şimdi şey, müzik okuluna gidip onu alacağım işte. Sende bir şey var. Arıza mı çıkardı? Ay yok bir gün, ne arızası ya, Allah Allah. Sen de takacak yer arıyorsun ha. Dinlensene birazcık. Ya bir şey var söylemiyorsun sen bana. Ben anladım Pelin. Ya bak şimdi kafamda kuracağım, daha kötü. Söyle hadi. Ben bir şey yapayım dedim. Her şey kontrolden çıktı. Ne oldu? Süreyya Emir'i mangal partisine çağırdı. Eve. Eve gitti. Ne bileyim Begüm, Emir de isteyince Faruk'la bir iki saat vakit geçirirler dedim. Sen de öyle istiyordun. Sonra ameliyatım çıktı. Gidemedim almaya. Süreyya'yı aradım, o da burada ağırlayalım dedi. Ha bir de orada kaldı. Faruk seninle konuştu mu? Benim oğlum olduğunu anladı mı? Sadece Süreyya ile konuştum ben. Keşke Kiraz Hanım'a bıraksaydın. Ya bir aynı. Gerçekten çok saçma Demir. Eğleniyor musunuz? Ay sevgilim, hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bir rica etsem onu açabilir misiniz ya? Tamam. Niye? Sen daha iyi tanıyorsun Begüm benden. Yok yok yok, bir şey yapmayın. Açmayın. Yani hayatım, bin yıldır görmediğim bir kadın sonuçta yani. Emir sana yardımcı olmuştur. Evet, oldu. Ayağına bastı. Sen bayağı sinirlendin mi küçük çocuğa? Yok be, ne, Allah Allah, ne sinirlenmesi? Bana bak, gelmişken hadi gel annene de bir hediye bakalım. Biz o işi hallettik. Aa, nasıl? Ya Aramus'ta her sene güzel bir şey hazırlar. Bize bütün çocuklar veririz. Ay o ne öyle sıkıcı sıkıcı, otomatik pilot gibi yani. Sevgilim, Allah Allah, dört tane erkekten ne bekliyorsun ki zaten? Nesi varmış pardon? Duygusu yok. Önerin nedir? Ne bileyim, hediye emek ister bence ya. Düşünsene, sırf senin için birkaç saat düşünmek. Sırf karşındakini mutlu edebilmek için. Daha önemli bence. Aklımda bulunsun. Rica ediyorum, çocuğumuza da hediyenin düşünmesini öğret lütfen. Öyle her sene çıkıp çıkıp bir kolyeyle gelmeyelim. Bak ya. Hazır. Ay sağ ol, teşekkür ederiz. Al bakalım tatlım. İnşallah annem beğenir. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay gözlükler, pardon. Yakışmıştı ya, alsaydın. Gülistan. Bunlar hep Esma'nın eskileri. Ne yapayım ben bunları? Yok mu Faruk'un, Fikret'in falan? Ay tanımadığım ölmüş insanların fotoğraflarına baktırdın beni. Al şunu. Ben bunları bulabildim ama bir daha bakayım İpek Hanım. Bir daha bak. Bulmadan gelme. Oh, tamam anladım, niyetini anladım da
ama hiç içime sinmedi böyle. Ben böyle Faruk'la karşılaşsınlar okulda, yavaş yavaş tanışsınlar, azıcık kaynaşsınlar, takılsınlar falan derken birdenbire Esma'nın falan da olduğu ailenin içine girdi. Özür dilerim. Ya Süreyya söylediyse benim oğlum olduğunu? O zaman Faruk bu sefer hiç inanmayacak bana. Vallahi böyle olacağını düşünemedim Begüm. Özür dilerim. Ben bir an önce olup bitsin istedim. Ondan herhalde. Bir de dedim ya, gerçekten kontrolden çıktı her şey. İyi anlaşmışlar mı bari? O anlatır sana. Ben geç kalmadan gideyim alayım da. Aklım Emir'de kaldı. Öyle bıraktık çocuğu. Hayatım, Dilara'ya bıraktık. Sokağa bırakmadık. Pelin'i niye bekleyelim ki? Ne bileyim, öyle kuzu gibi bakıyor arkamdan. Bak güzelim, seni uyarayım. Son 8 ayın, tamam mı? Ondan sonra bu günlerini mumla arayacaksın, haberin olsun. El alemin çocuğuna bakıcılık yapacağını bence son 8 ayının saltanatını sür. Ay hakikaten Faruk ha. Ay bir dakika, tak diye kafama düştü şu an, elma gibi. Ay ben aydınlandım, bir dakika ya. Ben kabuk değiştiriyorum ben. Benim hayatım değişiyor, ben anne oluyorum artık. İstediğim gibi uyuyamayacağım, istediğim gibi uyanamayacağım, istediğim gibi başı buyruk gezemeyeceğim ben. Bittim ben. Şaka gibi, bir dakika. Ay dur şu an aydınlanıyorum. Aydınlanıyorum resmen. Resmen aydınlandım. Tamam peki, 8 ay. Son 7 ay. 7 ay gibi olacak. Çünkü son ay ben muhtemelen yerimden kıpırdayamıyor. Öyle yatıyor olacağım değil mi? Ha? Bak beni yaşatmak zorundasın. Bu 8 ay beni yaşatmak zorundasın Faruk. İşte tam da ben bu aydınlanmadan bahsediyorum. Allah'ım ben bittim. Ay yandım şu an. Bir dakika, içim yandı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evde kimse yoktu. Hava da güzeldi. Burada doldurayım dedim. Sen zahmet etme ya, ben hallederim. Sadece merhaba demek istedim ya. Sen işini bitir, rahatına bak. Yardım lazım mı onun için? Yok. Süreyya Hanım hallediyor, sağ ol. Doldurunca kontrol ettireceğim ona zaten. Baya baya ciddi aldın beni okul işine. Liseyi mi bitireceksin? Son sınıf derslerini vereceğim önce. Sonra? Üniversiteye hazırlanacağım. Üniversiteye hedefe demek. Ne olmak istiyorsun peki? Özgür. Abla ben çıkıyorum. Tamam yavrum, çık. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne tarafa gidiyorsun? Otobüs durağına. Tamam ben bırakayım seni. Valla çok iyi olur.
Efendim? Ben kaşındım kabul. Ben seni istedim, ben seni seçtim. Defolarına ben eyvallah dedim. Ama bana kağıt mendil muamelesi yap diye değil. Beni böyle ez geç diye değil. Ya sen beni böyle rastgele olta sallayan biri mi zannettin? Ben anlamıyorum Adem ya. Dilara... Dur. Hiç konuşma, sen beni dinle. Adem sen benim rahatlığıma aldandın galiba ya. Benim kalbim de odam da yol geçen anı değil gerizekalı. Adem ben kaybetmek nedir o kadar iyi biliyorum ki. Annem yok. Babam erkenden eyvallah dedi, çekti gitti bu dünyadan. Ben böyle elimi asla bırakmaz dediklerinin arkasına bakmadan gittiğinde insan nasıl bomboş kalır hayatta o kadar iyi biliyorum ki. Ben sen de biliyorsun zannettim. Sen de o korkuyu gördüm zannettim. Sen de o öyle dımdızlak bırakılmış çocuğu gördüm sandım ya. Ya Adem sen de o vurdum duymazların arkasına sığınıyorsun zannettim benim gibi. Ya ben sana gerizekalı diyorum ya, asıl gerizekalı benim galiba. Sen de zırh falan yok oğlum. Sen baya bildiğin ıssız adam oynayan hıyarın tekisin be Adem. Şimdi bir dakika, bir yanlış. Ya bırak. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Gidelim. Gel. Buyurun. Nereye göndereyim bunu? Bu senin için. Anneler günü telaşında araya kaynamasın istedim. Niye zahmet ettiniz? Bu senin hakkın. Ve bunu bir defa söyleyeceğim, bir daha da söylemem. Çünkü dillendirmek hiç işime gelmiyor. Sen onların ikinci anneleri sayılırsın. Senin emeğin onların üzerinde benden daha fazla. Oğlumun kabahatinde de o yüzden sana çok fazla yüklendim. Çok teşekkür ederim. Sözleriniz hediyenizden daha değerli. Aç. Ders çalışacaksın acaba? Her fırsatta. Gerekirse geceleri de uyumayacağım. Süreyya'nın bana MP3'çalarla kulaklık alacakmış. Dersleri de ona yükleyeceğim. Hatta abla İngilizce seti de alacakmış biliyor musun bana? Ay bana da çalıştırsana İngilizce. Esma Hanım'dan şiştikçe İngilizce söverim. Abla ya. Şu gelin oğlum ne hakkaniyetli kadın. Altın gibi kalbi var, Allah kalbine göre versin. Amin. Amin. Beşer şaşsa da hak şaşmazmış değil mi? Ablama ne? Esma Hanım almış. Anneler günü hediyesi. Çarşıda bir gözüm değmişti. Nasıl gördü anlamadım. Gözünün içine bakıyorsa demek. Aa. Hizmetçiye verilecek oğlu yok ama hediyesi var yani.
Ben bir kilerden pirinç alıp geleyim. Abla onun için mi dedim ben? Kendi de dedi zaten kaç kez. Tamam şimdi de diyor ki işte gel diyor. Ben ettim sen etme. Gel diyor beni bırakıp gitme. Kız Asiye sen de buna benzemeye başladın ha. Çarpı çarpı. Fargo'ya hoş geldiniz. Masanız hazır buyurun. Senin hani işlerin vardı bugün? Hangi ara ayarladın bunları? Aman sensiz olacak kutlamayı ne yapayım ben de. Hava taşımacılığından önce karımı uçurayım dedin ki karının ayakları zaten yere basmıyor. Basmasın. Ya sevgilim. Hı. Ya her şey çok güzel. Hani peynir tabağı, işte ne bileyim ortam, şömine. Her şey çok havalı da. Öküzlük de yapmak istemiyorum ama. Ya hani ben sana dedim ya 8 ay beni yaşat diye. Hani biraz daha böyle heyecanlı, ne bileyim daha çılgın bir şey belki. Yani ne bileyim ben şimdi yemek, zaten bebek varken de yeriz yani. Böyle bir şey mi mesela? Şaka mı yapıyorsun sen? Ya ne bileyim böyle hafta sonu Prag'da bir konser falan senin sıkıcı hayatını renklendirir. Hani öyle düşünüyorum. Ya sevgilim inanmıyorum. Prag'a mı gideceğiz? Sakin. Tamam. Allah'ım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya vallahi çok seviyorum. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Prag'a gidiyoruz. Sen de ver. Evet. Anneni de aldınız. Daha gidiyoruz. 2 kişi bir de. Huhu. Kimse yok mu? Aa, hoş geldiniz. Merhaba. Annem geldi. Annem geldi. Oh, çok özledim seni. Aşkım benim, bir tanem. Gözün aydın. Oh, bir tanem benim. Kiraz Hanım, teşekkür ederiz. Siz istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Otobüsünüzü kaçırmayın. Tamam, peki teşekkür ederim. Sağ olun. Ne haber canım? Hoş geldin. Ne yaptınız ben yokken? Ne yapalım? Hı, gerçi alıyorum haberlerini. Ben yokken Süreyya öğretmenin evine gitmişsiniz Küçük Bey. Evet. Bana ne aldın? Acaba ne aldın? Al bakalım. Anne, süpersin. Beğendin mi? Çok. Güle güle kullan. Anlat bakalım yemek nasıldı? Süreyya öğretmenin ailesi nasılmış? Hiç. Bir Murat abi vardı. Aynı Süreyya abla gibi eğlenceliydi. Eşik? Gıcığın teki. Aa. O ne demek canım? Ne kadar ayıp. Neden gıcıkmış? Ya sağ solu belli olmuyor. Bir iyi davranıyor, bir kötü davranıyor. Ya saçma sapan bir adam. Ben hiç beğenmedim. Ay hadi geçin şurada konuşalım artık ya. Her şeyi burada tükettiniz. Evet zaten ben kıvırcıma kavuştum. Canım benim. Oh öp beni. Rahat ol, tik kaparsın. Ne bileyim ya şimdi böyle polis falan gelir hani. İyi gelsin çayımızı içer. Ne var oğlum herhalde yani dostların olmadan bu işi böyle yapamazsın ki. Merak etme ihbar olsa bile benden habersiz olmaz. Bu yani? Bu kadar mı? Evet bu böyle.
Bu kadar. Tabii benim filo biraz küçük. Hani işi büyütürsem maliye şimdi benim kazancımı incelemeye alır. O yüzden ben de böyle yavaş yavaş göze batmadan ilerliyorum. Hayır, otobüs sayısı artsa yapacağım kârı düşün yani. İşte ben ondan benim ortağım ol diyorum. Daha rahat ilerleyebileyim diye. Yoksa benim tekerim rahat dönüyor ya. Bu ne lan? İyi eğlenmene sevindim. Sakin ol, sakin ol. Konağı yıktın, topladın milleti. Allah artırsın neşenizi. Toplayın, toplayın konağı. Alışmadığımız şey değil. İyi geceler. Akşam Fikret gelmedi. Murat da dağılmak için yer arıyor. Böyle giderse Osman da uğramayacak. Ne sofranın düzeni kalır ne de evin. Laf geçiremiyorum ki. Abime sözün geçmiyor, bize mi geçiriyorsun diyorlar. Fikret neredeymiş? İşi varmış. Ne işi? Bilmiyorum. İşim vardan başka cevap almıyorum ben bu aralar. Oğlum beni daha ne kadar azaltacaksın bu evde sen? Anneye Emir'i soracaksan... Emir benim çocuğum değil. Begüm'le mi konuştun? Nasıl yani? Çocuk tam mı o yaşta? Eminim anne. Eminim. Ben bu konuda sana yalan söylemem. Sen bu konakta kimse seni azaltamaz. Azaltmaya da çalışmıyor zaten. Sana bir gün bağırdığım için özür dilerim Esma Sultan. Senin de kırılmamak için esnemeyi göze alman lazım anne. Değil mi? İyi geceler anne. Bu çocuk 10 yaşındaysa... senin de çocuğun değilse... bunca yıl anneni Begüm konusundaki fikirleri nedeniyle boşuna suçlamışsın demektir. Esnemiyorsak var bir bildiğimiz. Ben seni zaten hep boşuna beklemişim Faruk. Sevgilim, bakmaya doyamadığım, tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın.
abi? Osman aga, keyfini bozacağım ama yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Ya Süreyya'ya anneler günüyle ilgili bir hediye fikrim var da benim bilgisayardan çizimden anlayan bir adama ihtiyacım var. Bu saatte mi geldi aklına? Oğlum koşuşturmaktan ne ara fırsat bulacaktım? Deli bir gündü, bilmiyor musun? Begüm konuşur, ne yaptın abi? David Johnson diye ihtisastan bir arkadaşının oğluymuş. Begüm'le mi konuştun bunu? Yok, çocuğun kimliğine baktım. Tesadüfen gördüm oğlum. Adı niye Emir'miş o zaman? Ne bileyim ben, Osman. Abi nasıl ne bileyim, anlamsız değil mi? Abi yanlış anlama ama... acaba konuyu kapatıp kolaya mı kaçmaya çalışıyorsun? Osman, ben bir gümün hangi ruh haliyle ne yaptığını takip edemem. Bana söylemek istediği bir şey olsaydı çekip gitmezdi, tamam mı? Ta 10 gün önce tanıdığı bir adamın soy ismini taşıyan çocukla çıkıyor geliyor. Belli ki ayrılmışlar yani, ne yapabilirim? Ya ben kafanda soru işareti kalmasın. Sonradan üzülme diye altın çiziyorum abi. Tam ne yapıyoruz? Gel hadi gel. Kahveleri söyledim ben. İşimiz uzun. Pelin. Emir uyudu. Hadi artık anlatacak mısın? Gel. Özür dilerim Begüm. Gerçekten böyle olacağını düşünemedim. Hani dedik ya beraber vakit geçirirlerse iyi olur diye. Ne bileyim ben de işte fırsat bu fırsat dedim. Hı. Evet. Pelin öleceğim meraktan, anlatır mısın artık lütfen? Tam olarak ne oldu? Faruk Emir'i Süreyya'nın okulundan almanı istiyor. Telefon numarana ulaşmış, aramış seni birkaç kere. Söyle ona açsın telefonunu dedi. Sen bunu bana niye söylemedin? Nasıl söyleyeyim Begüm, ne diyeceğimi bilemedim ki. Önce biraz toparlan istedim. Hayır, bu bende kayıtlı olan numarası değil. Tanımadığım bir numara olduğu için de geri dönmek gereği duymadım. Niye öyle dedi ki acaba? Sen şu olayı bir baştan anlat bakayım bana tam olarak. En baştan. Hani o gün gittik ya. İyi akşamlar Esma. Aradığımı buldun mu? Buldum arama. Biraz geç oldu ama fazlasını da buldum. Düşündüğünüz gibi o hastanede çalışıyormuş. Bir de ev adresini de öğrendim. Neredeymiş? Bu daha önce Faruk Bey'le oturmak için bir ev almışlardı. Sonradan satılmıştı. İşte o evi kiralamış. Yüzsüz. Tamam Mustafa, teşekkür ederim. Sen git. Peki. Bu resim güzel. Ortadaki sen misin? Hı hı. Ha. O şeyi silebiliyor musun ortadan? Kendini silebiliyor musun? Beni silmeden. Ha? Tamam. Ama sil. Şu çocuğu da yapıştır abi oraya. Bunu mu? Hı hı. Yapıştır. Çok güzel olacak o. Aa. Ne yapıyorsunuz böyle iki başınıza? Dedikodu mu var? Ne oluyor? Sen uyumadın mı hala? Ha, gittin. Geleceğim dedin. Gelmedin bir daha. Nasıl uyuyayım? Ay benim kızım da bensiz uyumazmış. Uyuyamam. Ne yapıyorsunuz peki? İyi misiniz? Bir sorun yok değil mi? Yok ya, ne sorun olacak? Logo ile ilgili bir şey danışmak için geldim. Böyle sohbete falan daldım.
lavabo. Hadi biz kaçtık o zaman. Tamam, sen dediğim gibi yaparsın. Tamam. Hadi. Hadi iyi geceler. Bırak çocuk yesin, sana getirin. İyi geceler. Burası küçük yer, laf söz olacak. Bir dakika, konuşabilir miyiz? Adem çekilir misin? Ya Fikret yanımdaydı. Öyle konuşamadım, bir dinler misin beni? Ya ben senin söylediklerini söyleyeceklerine ilgileniyor muyum acaba? Ya öyle bir halim mi var? Çekil. Sen defolu sevmiyor muydun? Bana bak, ben defolu dedim, öküz demedim, tamam mı? Gece gelebilir, gündüz kaybolabilirsin demedim. Hıyar dedim. Bilmediğim yerden soruyorsun. Bir dakika, bir dakika dur. Ben normal biri değilim. Ama bugüne kadar kimsenin kurcalamadığı kapalı bir kutuya da elini uzatan sensin. Varlığında yokluğunda ayrı bir dert ya. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisiyle de ne yapacağımı bilmiyorum. Beni senden fazla korkutan hiçbir şey yok şu dünyada. Anasını satayım. İşin dürüstçesi bu. Yani? Yani benim kaçtığım sen değilsin. Ya benim kendime anlatamadığım şeyler var. Sana bunları şimdi nasıl anlatayım? Ama seni üzmek istemedim. İyi akşamlar. Daha ilk seferinde havlu mu atacağız yani? Bir usta etmez miyiz? Ya elime yüzüme bulaştırırsam? Bir daha denersin. Öğrenmeye gönlün varsa da. Gel. Günaydın hanım. Günaydın. Ev pek sessiz duruyor. Faruk Bey ile Süreyya Hanım çıktılar. İstanbul'a gideceklermiş. Sebep? Gelin hanımın annesinin mezarını ziyareti. Fikret Beyler de İpek Hanımlara gittiler. Hazır Faruk Beyler yok diye. Murat da dün gece eve gelmedi. Bir tek Osman Bey var. O da hala uyuyor. Uyandırayım mı? Yok yok, bırak. Ne kadar istiyorsa uyusun. Sizin kahvaltınızı nereye hazırlayayım? Hazırlama yapmayacağım. Bir kahve yeter. Peki hanım. Thank you.
İnşallah beğenmişsindir abla. Ay siz beni hep mahcup ediyorsunuz ya. Vallahi abla ister beline masaj yap, ister bacaklarına masaj yap. Ne yapıyorsan yap. Kuzum sağ ol. Anneler günü kutlu olsun ablam. Sağ ol canım. Ablam. Anneler günü kutlu olsun. Sağ ol. Abla anneler günü kutlu olsun. Kızım. Ne düşünceli çocuklarsınız siz ya. Sen mutfağın annesisin ya abla. Mutfağımızın annesi az kalır Gülistan. Mutfağın ana kraliçesi. O zaman bu da benim gönlümün kraliçesinin. Oo. Alsana kız. Sen de yakından ne olacaksın gülüm Allah'ın izniyle? Ufukta görüntü sayılır Gülistan. Kendisi gelmeden hediyesi gelsin dedim evlatçığımın. Böyle bir şey aldım. İnşallah beğenirsin. Ya. İnşallah, inşallah. Ay canım benim ya. Hanıma mı? Kahvemi kış bahçesinde içeceğim. Oraya getiriveririm. Sen uçurdun Mustafa. Doyamadım. Gel tahtına. Gel. Buyurun Esma Sultan buyurun. Kimin fikriydi bu? Allah Faruk abi. Bunun. Hayır benim değil o. Senin değil mi? Hayır o senin fikri de. Ben dedim ya yap. Evet anneciğim sana layık değil ama bunu seveceğini düşün. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Anne benim sevgim. Bak ya. Benim zevkim. Hepimizin anne, hepimizin. Çok çok yakışıklı. Anneciğim, ben onlara yapmayalım dedim ama. Vakfın müzayedesinden. Evet, beğenmiştiniz. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bu da benden. Paket büyük. Bu ne? Belki kalıp almak istersiniz diye düşündüm torununuzla. Duvar asarsınız. Ya da var. Aa! Güzel mi? Oğlum çok, çok güzel. Anne bakabilir miyim? Ay çok güzel. Bir şey değil mi? Ben de istiyorum ama bundan bir tane amcasıyla da olsun böyle. Ben de istiyorum abi. Benim de olsun ya. Ay ne kıskançsınız. Tamam hepinizi alırım. Artık sergi açacağız. Boran el ve ayak servisi. Çok iyi abi. Anneler gününüz kutlu olsun. Senin de alacağın olsun. Al şunları. Yenge bu arada senin anneler günün kutlu olsun. Vurdu ve gol. Bravo. Bravo. Düşünceli borumdum ben. Evet. Hadi bakalım aile sofrasına. Allah'a acıktım hadi. Oh, bu anı bekliyorum. Gel evet.
Good morning, mom. Good morning, sunshine. Sen ne saklıyorsun öyle arkanda? Heyecandan sabah zor bekledim. Teşekkür ederim. Anneler günü kutlu olsun. Ben seni de hediyeni de yerim. Bakayım. Dünyanın en güzel, en tatlı annesine. I love you mom. Onun içine sıcak bir şey koyduğunda ikimizin resmi çıkıyor. E sen nasıl hallettin bunu? Süreyya abla hediyeyi alırken bana yardım etti. Öyle mi? Ne güzel. Kartı da o aldı ama hepsini ben boyadım. Beğendin mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim tatlım. Hadi gel onun içine çay koyalım da ikimizin resmine bakalım. Hadi yapalım ama ondan önce... Gıdık burçalım bir oldu. Ay Elif sıkıştı. Ay Elif sıkıştı buraya. Elif sıkıştı. Aşkım ne yapıyorsun? Hani anneme gidiyordun. Otur şöyle otur. Ne? Kapat gözünü. Ne? Aşkım ne yapıyorsun? Beni baba yapan dünyanın en güzel annesini bir kutlayalım önce. Aç hadi aç aç. Ya sen nasıl bir adamsın? Sihirli değneğin mi var? Nasıl yaptın bunu? Hangi ara yaptın? Osman da bizi bastığında biz bununla uğraşıyoruz. Ama yani o saatte nasıl yaptın sen? Matbaa mı açtırdın? Bırak şimdi onu, beğendin mi sen? Çok beğendim. Yıllar önce sana bir konuşma yapmıştım. Allah var ki sen sessiz sedasız gidince ara sıra kendime acaba haksızlık mı yaptım dedim. Gururlu kızmış ki gitti. Acaba yanlış mı değerlendirdim dedim. 10 sene vicdan yükü yaşattın bana. Ama Rabbim o kadar büyük ki bu yükü daha fazla taşımama müsaade etmedi. Hakkında zerre kadar yanılmamışım. Kim bilir kimden peydahladığın çocuğunla gelip buraya taşınarak ne umdun bilmiyorum. Ama umduğunu bulamayacaksın. Anne, kim geldi? Teyze gelmiş. Süreyya abla da geldi mi? İyi günler. Niye geldi bu kadın? Sonradan çok pişman olacağı bir sebepten yavrum.
Günaydın. Günaydın. Ya kusura bakma, biz gece biraz geç geldik de sana teşekkür edemedim. Abi saçmalama. Ya fikir senin de zaten. Beğendin mi şurayı? Bayıldım. Hemen aldı, sardı, bir şeyler yazdı falan. Sevindim. Abi yalnızsın. Biliyorum, biliyorum. Onun için geldim zaten. Ben anneler günü geçsin diye bekliyordum oğlum. Şimdi gidip konuşacağım. Her şeyi anlatacağım Begüm'e falan. İnşallah bu konu kapanacak. En güzeli abi, senden duyması lazım. İlla birilerinden duyacak çünkü. Efendim. Günaydın. Günaydın. Bakabilir miyim? Yani bakabilirsin tabii. Ha, bu ne güzelmiş. Evet, Osman'la Faruk hazırlamış. Hem beraber tasarlamışlar. Anneler günü için. Çok tatlı. Fikirlerimize denk düşmüş biliyor musun? Ben de Fikret'e hediye hazırlıyorum. Öyle mi? Dün herkes evden çıkınca bütün gece albümlere baktım. Karıştırdım, düzenledim. Bunlar da Faruk'cular. Ya kusura bakma, albüm bulamadım. O yüzden yerleştiremedim. Ama belki düzenlemek istersin diye getirdim. İsterim, çok isterim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin o zaman. Görüşürüz. Sağ ol. Hayırdır inşallah. Var ya. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Faruk. Babamın ismini çok güçlüymüş, bir şey olmuş, merak etme. Çok korkuyorum.
Ya ne oldu? Ne oldu anlamadım ki. Düştün mü? Bir yere mi çarptın? Ne oldu? Sevgilim, bakmaya doyamadığım, tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın. Aşağıdan sesler mi geldi? Ben süpürgeden bir şey duymadım. Bu fotoğrafları kim nereden buldu? Anneciğim ben istedim. Fikret'in fotoğraflarını ayıklıyordum. Niye ki? Bebek odasında ne işi var bunların? Ay onlar Faruk'unkiler. Onları da Süreyya'ya verdim düzenlesin diye. Bir şey mi oldu anne? İnşallah olmaz. Süreyya'nın kanaması var. Onlar hastaneye gittiler. Anne! Anne ne oldu? Ne kanaması? Bebeğe bir şey mi oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Olmasın diye dua edeceğim. Anne ne duası, kalk hastaneye gidelim. Haber alana kadar dua edeceğim. Beni bir tek bu rahatlatır. Aslanım. Aslanım bugün İstanbul'da. Karım hamile. Karaması soldaki var. Odaya geçin lütfen. Hemen doktoru yönlendiriyorum. Hanımefendi bir saniye. Biz sizinle kayıt açabilir miyiz? Hayır açalım. İsim tamam, soyisim alayım. Süreyya Borak. Acil bir hastamız geldi. Sakin. Sancı var mı? Ya. Umarım bir şey olmasın bebeğimize. Bir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Bir şey olmayacak aşkım. Bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Evet hastamız nasıl? Hamile olduğunu bilmiyordum. Ben hamileyim. Ne olur hala hamile olduğumu söyleyin. Ne olur bir şey yaptım Begüm Hanım. Ne olur kurtarın. Ne olur kurtarın Begüm Hanım'ı. Tamam dur bir sakin ol. Bakalım tamam mı? Ne olur bir şey yapın Begüm Hanım. Kurtulacaksınız. Sakin. Önce bir durumu anlayalım. Sen bana bir olayı anlatabilir misin? Hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış bir şey yapmadım. Ters bir hareketle buldum. Bir anda oldu bilmiyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İyi mi? Begüm Hanım iyi mi? Bir saniye. Begüm Hanım bir şey var mı? Tamam. Şu an için gayet iyi. Merak etme. Ama tabii bu neden oldu onu bir araştırmamız gerekiyor. Birkaç test yapmak gerekiyor. Kan testi yapmamız lazım. Bir de ben bir fitil ve ilaç yazacağım. Onlar kanamayı durdurur. Ama şimdilik gayet iyi merak etme. Begüm Hanım. Kalp sesini dinleyebilir miyiz? Tabii.
Ben hemşireyi çağırdım. Kan alsınlar. Geçmiş olsun. Lan ne oldu? Süreyya'ya bir şey mi oldu yoksa? Hayır, siz Süreyya'nın... Ben teyzesiyim. Tamam, geçmiş olsun. Süreyya da bebek de gayet iyi durumda, merak etmeyin. Ben böyle başım döndü herhalde tansiyondan falan. Hastayla ilgisi yok. Tamam, peki geçmiş olsun. Şey peki, yani niye olmuş bu kanama? Yani normal mi bu? Yani... Bakacağız yani, kan tahlili yapacağız. Hamileyi riske sokacak bir durum var mı, o zaman anlayabiliriz. Ben şimdi hemen sizden kan aldıracağım ve taburcu edeceğim. Şu an için merak edecek, panik yapacak bir şey yok, tamam mı? Tamam. Ama tahlil sonuçları çıkana kadar dinlensin, hep dinlensin, hatta uzanarak dinlensin. Hamilelikte stres iyi değil. Stres olmaması için dikkatli olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şeyleri bir tane. Kendi doktorum olmayınca çok gerildim. Allah'tan Begüm Hanım vardı, Faruk var ya. Allah'tan. Şimdi kan tahlili yapacaklar, ondan sonra bırakacaklar. Sevgilim ya, sen bir şey soracaktın bana. Bir şey söyleyecek miydin? Önemli dedin. Ne o? Şu an hiçbir şeyin önemi kalmadı. Ben gidip işlemleri yapayım. Teyzen lavaboda. O da çıkar gelir şimdi. Ben önce giderim bu hastaneden. Tamam mı aşkım? Hadi. Aşkım. Ne oldu? Hasan'dan kötü bir haber mi aldın? Sen Süreyya'ya fotoğrafları niye verdin? Söyledim ya. Begüm'le Faruk'un pozlarını görsün istedim. Değil mi? Ne olacaktı? Kavga mı edeceklerdi? Ayrılacaklar mıydı? Ne olacaktı ya? Senin amacın ne? Sen benim kasten mi yaptığımı düşünüyorsun? Bana bak, bana salak muamelesi yapma. Duydun mu? Bana sakın salak muamelesi yapma. Ya Fikret, ben fotoğraflara bakmadım bile doğru dürüst. Kadını tanımam etmem. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Sen o kadını davette gördün, bal gibi tanıyorsun. Uzaktan gördüm, iki dakika. Kadınla beni tanıştırmadınız bile. Hem ben nereden bileyim Faruk'un fotoğrafları saklayacağını ya? 10 yıllık mevzuymuş. Arkasındaki yazıyı da mı görmedin? Görmedim. Bana salak muamelesi yapma! Nazife söyle arabayı hazırlasın. Uğur ola. Annemlere gidiyorum. Ziyarete. Evde bu kadar büyük sıkıntı varken. Annemler yeni geldi ya. Hoş geldin diyeceğim. Süreyya'yı oradan da takip edebilirim çünkü. İpek Hanım. Yuvayı dışı kuş yapar. Başkalarının yuvasıyla uğraşırken dikkat et, kendi yuvandan olma. Siz de mi beni suçlayacaksınız? Ne fotoğrafmış ama. Faruk'un fotoğraflarını karısına vermenin bu kadar büyük bir suç olduğunu tahmin edemedim. Kusura bakmayın. Fikret'le konuşun anneciğim.
Benim ne yapıp ne yapamayacağımı birlikte karar verin. Mümkünse de içinde nefes alabilmek olsun. İyi günler. İpek yenge ben götüreydim sizi. Yavaş kullanırım. Bu fırtına gibi gitti yemin ediyorum. Bana demeyi bildiğiniz kadar karılarınıza da bir sus bir dur deyin. Bu evde olup bitenleri anasına yetiştirmemeyi öğret artık karına. Annesine mi gitti? Daha siz yüz verin. Bugün bana bağıran yarın tepemde tepinir. Ezdirin ananızı. Ne saygı kaldı ne edep. Aferin. Karının gemini baştan tutmazsan efendisi olmayı hiç bekleme. Anca böyle oda dağıtırsın ardından. Efendim. Alo abi. Nasılsınız? İyiyiz. Kan testi falan istediler işte. Yarın çıkacakmış sonuçları. Biz de şimdi çıkış yapıyoruz. Sonra eve geleceğiz. Ha. Niye olmuş peki? Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Birden oldu işte. Tamam anladım. Geçmiş olsun. Harun karısını niye sen muayene ediyorsun ya? Delirdi mi Begüm? Niye sen muayene ediyorsun? Kafayı mı yedireceksin bana? Ne? Bakma şöyle, yeter artık Begüm. Yeter artık ya. Bu sefer de Süreyya hamile diye susarsın sen. Doktoru yokmuş. Doktoru yokmuş. Allah'ın belası hastanede tek jinekolog benim. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım Pelin, ne yapsaydım? Faruk kusura bakma, ben senin çocuğuna hamileyken bütün bu evlerin hepsini tek başıma yaşadım. Şimdi senin karına üzülmeni izlemem mi deseydim? Ne yapsaydım? Pelin üstüme gelme artık daha fazla, ben de insanım. Lütfen daha fazla üstüme gelme, yeter. İç şunu. Kızın hamileliği riskli. Genetik bir durum olmasından korkuyorum. Eğer öyleyse en ufacık bir üzüntüde bebeğini kaybedebilir. Ki ben ufak bir üzüntü sayılmıyorum bu durumda, değil mi? Ne yapsaydım? Bebeğinin sebebi mi olayım bir de? Şu haline bak ya. Şu haline bak. Senin kendine yaptığını düşmanın sana yapmaz. Şu haline bak. Benim bakma içim el vermiyor artık. Geçmiş olsun Faruk. Teşekkür ederim. Bu defa Allah analı babalı büyütün inşallah. Bu defa derken? Bugüne kadar üstüme vazife edildi diye sustum ama yeter artık. O kızın çektiklerini daha fazla izleyemeyeceğim. En azından karına o bakmasın, olur mu? Bir dakika Pelin. Ne demek istiyorsun sen? Açık açık konuş. Gerçekten anlamadın mı yoksa anlamak işine mi gelmiyor?
defa Allah analım olarak konuşmuşum. Zarfı açmadın. DNA sonucunu merak etmiyor musun? Gerek kalmadı. Yanlış anlaşmaymış meğer. Beni de araya girdiğim için pişman ettiler. Seni de buraya kadar yordum. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmayacağım İbrahim. Olay tatlıya bağlandıysa sıkıntı yok. Bahaneyle seni de görmüş oldum. Senin şu lösemili çocuklar için bakım ünitesinin ihtiyaç listesini gönderecektin bana. Onu çıkarttırıyorum. Bugün biter. Vakfa bir mail atacağım. Ondan sonra sana alo derim. Hem senin diğer testlerin de gelmiş olur. Gerçi hepsinin çok iyi çıkacağını biliyorum ama. Şu Süreyya'dan da bir iyi haber alalım da. Benim ihtisasım değil ama ilk 12 hafta böyle kanamalar oluyor. Hormon desteği sağlanıyor, bebek korunuyor. Çok korkma yani. Ben şimdi hastaneye gidince duruma bakarım. Çok teşekkür ederim. Şimdi müsaadenle kalkayım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ayaklarına sağlık. Bu kadar önemli olmasa gelmezdi. Lütfen hastaneye gel konuşalım, tamam mı? Merak etmesin. Yedin bitirdin kendini ya. Ben iyiyim aşkım. Bir şey yok gayet. Aha, bir şey yok evet. Maşallah sana. Bembeyaz oldun ya, kireç gibi. A sınıfı kireç, en iyisinden. Bu iyileşmiş deydi, tamamdır. Canavar o, canavar. Ay ne kadar zor erkek olmak ya. Kıyamam size ben. Ne ağlayabiliyorsunuz, ne dökülebiliyorsunuz, ne ben korktum diyebiliyorsunuz. Ay çok zor hayat size. Emir senin torunun. Emir senin torunun Esma Hanım.
%99.9 senin torunun. Emir benim çocuğum. Begüm'le mi konuştun? Nasıl yani? Çocuk tam o yaşta. Eminim anne, eminim. Ben bu konuda sana yalan söylemem. Anne? Ne bu dalgınlık? Aklım sizde kaldı oğlum. Bir haber de vermediniz. İyiyiz anne, iyiyiz. Çok şükür bebeğimiz de iyi. İyiyim. Ay merak etmeyin ya. Bizimki biraz macera istemiş bizim ufaklık. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Begüm Hanım vardı, Allah'tan çok ilgilendi, sağ olsun. Begüm? Ya bizim doktor şehir dışındaymış da Begüm denk geldi. Esma Hanım, iyi misiniz? İki tane koç kestir. Dağıtın. Dağıtın da dağılsın şu başımızdaki musibet. Baş üstüne. Sen de etli ekmek yap. Hemen. Abimle ilgilen yani. Gel. İyi değil. Yavaş. Ben iyiyim. Ben bomba gibiyim. Siz iyisiniz ya. Boş ver beni. Ağzın öyle diyor da yüzün kireç gibi. Ruhun çekilmiş gibi vallahi Faruk. Ya öyle değil mi ama ya? Baksanıza. Canım insan öyle oluyor. Öyle hani olay bitince böyle sinirleri boşalıyor. Bak elim ayağım titriyor benim hala. Adam haklı panik yapmakta. Aynen. Hepimiz biraz korktu. Faruk misafirlerimizi otelden almaya gönderdim şoförü. Adamlar Belçika'dan geldi. Abi sen daha yoksun ortada. Neredesin? Telefonu da açmıyorsun. Sevgilim. Gitsene kuzum sen işine gücüne bak. Zaten bizimkiler bana pervane. Kimse beni yalnız bırakmıyor. Keyfim çok yerinde benim. Vallahi biz iyiyiz. Emin misin? Eminim çok. Hadi sen de yat dinlen. Ben işleri toparlayıp geliyorum. Merak etme. Şunları giysene. Ha? Hadi gel Evladım. Ben çıkıyorum anne. Bebek iyi mi? Bir sorun mu var? Yani iyi. İşlerim var. Thank you.
odama çıkar. Doktor çağırayım mı? Yok, kimseye görünmeden odama çıkar. Faruk? Emir benim oğlum. Efendim? Begüm, Emir benim oğlum. Bekle, beni hastaneye geliyorum. Orada konuşacağız. Söyle. Ha Faruk. Oh, abi ne olur geldim de otoparktayım falan. Şimdi arabayı park ediyorum de. Toplantıyı ertele. Nasıl? Şaka yapıyorsun değil mi abi? Nasıl ya? Son dakikada mı abi? Abi sen bu heriflerin ne kadar prensip sahibi olduğunu daha iyi biliyorsun değil mi? Hem hadi onu geç. Ertelenecek vakitleri de yok ki. Akif. Acil işi çıkmış dersin, tamam mı? Akşam yemekte ağırlarız onları. Hadi. Abi nasıl diyeyim ya? Abi. Bak herifler Belçika'dan geldiler bu toplantı için. Hem saati saatine planlı onların ve şu an yoldalar, geliyorlar. Abi bak ne olur yapma, gözünü seveyim, kalbime inecek ya. Herifler bize Avrupa ayağını teslim edecekler. Ben şimdi bu ciddiyetsizliği nasıl açıklayayım ya? Ne diyeyim ki abi? Lütfen abi bak, hayat memat meselesi ya. Biz kaç ay emek verdik bu projeye, delirdin mi, gözünü seveyim. Akif bak, bu da hayat memat meselesi, tamam mı? Bana çözüm üret, soru sorma. Fikret'i ara hemen, hadi. Abi Fikret olmaz. Fikret olmaz. Fikret çünkü hava kargo işini başından beri muhalif ve hem hiçbir şey bilmiyor ki, ne yapacak? Sen varsın. Tamam mı? Görüşmeleri sen yürüt. İmza yetkisi onda. Sen sadece nereye imza atması gerektiğini söyle, imzayı bassın, o kadar. Hadi beni tutma. Abi. İpek. Senin ne işin var burada? Ne oluyor ya? Annemi ayrı sıçramış, mevzu buraya ayrı sıçrıyor. Bizim bir özelimiz olamayacak mı? Anneme de mi gelemeyeceğim ben? Ben susmam gereken yerde çok iyi susarım. Biliyorsun bunu. Ne yapıyorsun? Sıkışın bir yerde kaçamazsın. Daha suçundan böyle kurtulamazsın. Aa, Fikret. İpek. İpek. Ah, İpek. İpek. Anne. İpek. Tamam. Anne. Sıçan dayalım. İpek. İpek. Hanımım. Korkutuyorsunuz beni. Öyle yapmayın. Ben sizi hiç böyle görmedim. Hadi ne olur izin verin. Ya bir doktor çağırayım ya da İbrahim Bey'e haber vereyim ha? Benim derdim zaten doktor. Doktor bitirdi beni. Doktor bitirdi beni. Benim derdime çare değil ki doktor. Neyiniz var? Hayırdır? Ah sorma. Sana söyleyeceğim. Ama ağzını çok sıkı tutacaksın. Tabii. Bunu tek başıma taşıyamayacağım. Emre test yaptırdım. Emir bizim çocuğumuzdur Gül. Bizim çocuğumuz. Annem. Annem hadi aç yüzünü, düşünden bir lokma iç. Hadi anne. Hadi inat etme de bir doktora gidelim ya. Ha, içimiz rahatlasın ne olur. Fikret iyiyim ben. Tansiyonum düştü işte, ayran içiyorum, geçer. Süreyya değilim ben. Öyle bir baş dönmesiyle ortalığı telaşa vereyim. Kahvaltı yapmadım, ondandır. Süreyya'ya ne oldu? Yok bir şey baba ya. Sahi ne olmuş ona? Haber aldın mı? Aradım. İyilermiş. Ne olmuş ki Süreyya'ya? Ay anne, ne bileyim. Yine sabahleyin evde böyle büyük bir panik yaşandı. Yokmuş bir şey işte. Biz bir mutfağa gidelim.
Babanın güzel omletinden yapalım size. He? Tabii. Madem açmış benim güzel kızım. Hemen. Gel kıymet. Korkuttun beni. Ben de çok korktum. Bir de boş yere üzerime geliyorsun. Anlamadım ne olduğunu da. Biliyorum. Yani bilmiyorum, ben de öyle bir anda... Akif acil değilse... Acil, acil Fikret. Acil, hem de ölümüne acil. Hemen buraya gelmen lazım Fikret, hemen. Niye? Bu hava kargo işinin Avrupa ayağının protokolünü imzalayacağız birazdan. Ve Faruk gelemiyor Fikret. Niye gelemiyor? Ben aradım, Süreyya iyiymiş, eve dönüyorlar. Ne oldu, Süreyya'ya bir şey mi oldu? Ya yok, bir şey geçti, şey değil de... Ya ben gelemem Akif. Gerçekten benim gerçekten şu an çok önemli bir işim var. Dur dur, kapatma Fikret. Kapatma lütfen bak. Abinle konuşulmuyor bile. Yani düşün Süreyya'yı, şimdi ben senden öğreniyorum, düşün. Bana şimdi burada imza yetkisi olan biri lazım Fikret. Ve yani anlayacaksın, gelmen şart ya, şart. Şart ötesi şart, şart üstü. Akif, anlamıyor musun? Gelemiyorum diyorum, önemli bir işim var. Hem Faruk gel ilgilensin ya, onun işiydi. Benim hiçbir şey bildiğim yok. Ya Fikret, peki ben ne yapayım? Ya ben ne yapayım yani? Ben söyle, ben onu yapayım. Ben Esma'nı mı çağırayım, getireyim, imza attırayım? Fikret bak, senden bir tek imza rica ediyorum. Bir tek imza. Başka hiçbir şey değil. Ya imzanı at. Hiçbir şeye karışma. Ben gerisini halledeceğim. Bir tek imza. Ne yaparsan yap Akif. Hadi git sen. Ya gitmiyorum, seni böyle bırakıp nereye gideceğim? Allah Allah, Faruk Bey bir gitsin. Fikret gider misin? Git ne olur. Bak gene işte bir şey olacak. Ondan sonra diyecekler İpek kapris yaptı. Göndermedi çocuğu. Bık bık bık. Vallahi çekemeyeceğim. Ya Faruk'un işi. Niye ben peşinde koşuyorum ya? Faruk'un işi bu. Demek ki Faruk'un arkasını toplamak da senin işin. İhale demek ki sana kaldı. Yapman gerekiyor demek ki. Git. Hallet işte ne oluyorsa. Tamam işte, seni eve bırakayım, gel. Annemleri daha da telaşlandırmayayım. İyiyim zaten. Sakinleşeyim biraz. Tamam. Sonra ben giderim eve. Tamam. Arayacağım ben seni, tamam mı? Of. Abla. Abla. Benim odalarda işim bitti. Yardım edeyim mi sana? Yok güzelim. Zaten süpürgeden sonra bir toz alacağım, bitti. Sen git ayran yap, etli ekmek gelince ucundan yeriz. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. İsim de yok ki. Kimin acaba? Faruk Bey'e söyleyecek misiniz? Test aşağıda kaldı. Koş git. Kimse görmeden aldı geldi. Nerede? Her zaman oturduğum koltukta arasında duruyor. Koş. Hemen alıp geliyorum. Gülistan. Arka bahçeden ıhlamur topla da kaynat hadi. İşim bitiyor abla, birazdan gideyim. Kızım. Esma Hanım iyi değil. Hadi sabah şok atlatamadı daha kadın. Biraz sakinleşsin. Bekliyor hadi. Vade yapsaydı abla. Of Gülistan, bir iş için 40 tane laf ettin ha. Hadi. Tamam.
Sen ne yaptın? Begüm, ne yaptın sen? Begüm, ne yaptın? Bağırma Faruk, bağırma lütfen. Önce bir dinle. Ben bu dünyayı senin başına yıkmak istiyorum. Sen bağırma diyorsun. Emir benim oğlum mu? Neden David'in üzerine kayıtlı? İngiltere'ye gidebilmek için. Emir'e bir isim vermek için bana yardım etti. Yasal süre bitince de boşandık zaten. Sonra David'e çok iyi bir hastaneden çok güzel bir teklif geldi ve Amerika'ya yerleşti, tamam mı? Yani David sadece bana yardım etti. Sana o zaman da anlatamadım, seni ikna edemedim ama David benim kardeşim gibiydi. Ötesi yok. Senden ötesi hiç olmadı zaten. Çok korktum. Çok korktum Faruk. Annen geldi. Bana öyle şeyler söyledi ki. Yenilir yutulur gibi değildi. Sindirilir gibi değildi. Biz evlensek de bir çocuğumuz da olsa bir şansımız yoktu. Öyle sandım. Çocuğumu alıp beni kapının önüne koyacak sandım. Sen de çocuğumu benden çaldın. Küçüktüm. Güçsüzdüm. O çok güçlüydü. Sen de. Sen de ona çok düşkündün. Ve sen de oğlumu benden çaldın. Aşamam sandım. Aşamam sandım. Sen de oğlumu benden çaldın. Hanımım, belki verdiğiniz örnek çocuğa ait değildir, Faruk Bey'e aittir. Yani bir yanlışlık olmuştur. Bakın, bakın kağıdın üstünde isim de yazmıyor. Belki yanlıştır. İsim yok çünkü ben vermedim. Yanlışlık raporda değil. Onca yıl dur nefesi çekeyim. Ondan sonra torunum kim bilir nerelerde, hangi şartlarda büyüdü. Böyle hipi gibi de bir şey olmuş değil mi? Saçları başları bir tuhaf. Kendi evine, kendi sofrasına yabancı gibi geldi. Öyle misafir gibi oturdu yanıma. Ailesiz, babasız büyüdü. Bu nasıl bir şey Nurgül? Kerkem bu boncuk gibi de gözleri var değil mi? Aynı var mı bu boncuk gibi gözleri? Buram'la bildim. Onun için
için sözlere itimat etmedim. İyi ki de etmedim. Nasıl da yakışıklı. Maşallah, maşallah. Nasıl da akıllı belli. Nasıl da yabancı. Ben giderken hamile olduğumu bilmiyordum. İngiltere'ye giderken hamile olduğumu bilmiyordum. Orada bir araştırma işi aldım. Orada öğrenince... Ben neciydim? Begüm, ben neciydim senin gözünde? Ben bu kadar zavallı mıydım? Bu kadar aciz miydim? Ben bir çocuğu annesiz bırakacak kadar şerefsiz biri miyim ha? Ben sevdiğim kadına sahip çıkamaz mıyım? Ben neciyim senin gözünde? Hayır, hayır. Seninle hiçbir ilgisi yok bunun. Ne demek ilgisi yok? Ya ne demek ilgisi yok? Çocuğun babası benim. Ben de çocuktum, tamam mı? Ben de çocuktum. Bilemedim. Sağlıklı düşünemedim. Çok üzgünüm. Ben şimdi babanın ne olduğunu anlıyorum. Benden neler çaldığını an be an şimdi anlıyorum Begüm. Onun ilk gülüşünü çaldın sen benden. İlk yürüyüşünü çaldın. İlk baba deyişini çaldın. İlk okula gidişini çaldın. Benden onun doğumunu çaldın. Kalp atışlarına sevinmemi çaldın. Aylarını, yıllarını çaldın. Bana da, oğluma da acımadın. Anlıyor musun? Acımadın. Bir de üzgün müsün? Evet, tamam, buradan bakınca. Buradan bakınca çok saçma, çok haksız olabilir ama. Sen dün de haksızdın. Begüm, sen dün de haksızdın. Neresinden bakarsan bak, izahı yok bunun. Ya sen beni boş ver. Beni. Sen bu çocuğa nasıl yaptın sen bunu? Nasıl yaparsın ha? Ben babasını sorduğumda çocuğun kuş gibi boynu düştü. Gözleri bulutlandı çocuğumun. Sen oğluma nasıl onu sevmediğime, onu bıraktığıma, nasıl onu istemediğime nasıl inandırtırsın? Sen nasıl vicdansız bir kadınsın be? Ha, nasıl çocuğumu babasız bırakırsın? Nasıl onu eksik bırakırsın sen? Gel, hadi siz biraz uyuyun. Hiç değil beyniniz dinlensin. Bak düşün düşün, mahvettiniz kendinizi ya. Ben şimdi size şunu da vereyim. Yok yok yok, istemiyorum, ısrar etme. Efendim? Liste tamam Esma Sultan. Sana da yönlendirdim maili. Raporların da dediğim gibi temiz çıktı. Biraz B12 vitamin takviyesi alacaksın, o kadar. Tamam, sağ ol İbrahim. Ben seni daha sonra arayayım mı? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Bu testin güvenilirliği nedir? Yani hata payı var mı? Bu şey, DNA testini söylüyorum. Hayır, neden? Yani aldıkları bilgiyle testin sonucu uymamış da kafaları karışmış. Ah, aldıkları bilgi yanlıştır. Hayrola, gelin hanımda yine bir sıkıntı mı oldu? Yok, bugün bizi biraz üzdü sabah ama şimdi iyi. Sen bu haberi nereden duydun? Faruk'u görüyorum camdan. Kızgın görünüyor da bir an bir şey mi oldu diye endişelendim. Kimle konuşuyor? Begüm Hanım'la. Aslı İstanbul'da diye bugün o ilgilenmiş ya. Acaba bir durum mu oldu, merak ettim. Bugün Begüm Hanım ilgilenmiş. Aslı Hanım İstanbul'daymış. Çok sağ ol İbrahim. Ben şimdi çıkmak üzereydim evden. Ben seni daha geniş bir zamanda arayayım, olur mu? Begüm görmeye gitmiş. Çok kızgın görünüyordu dedi. Öğrenmiş mi yani? Annem de bunun hesabını ödeyecek. Annem de bunun hesabını ödeyecek ama hesabın da vebalinde en büyüğünü sen ödeyeceksin Begüm.
Annem seni kesseydi de gitmemen gerekiyordu. Oğluma bunu yaşatmaya hakkınız yoktu. İkiniz de ödeyeceksiniz var ya, fitil fitil ödeyeceksiniz hem de. Her saniyenin hesabını ödeyeceksiniz. Sana gerek kalmadı, merak etme. Hayat bana cezamı kesti. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. İyisiniz şimdi, iyisiniz. İyisiyiz. Esma geçmiş olsuna bile gelmedi ya. Ha sen Allah'tan layığını falan mı arıyorsun kızım? Gelmesin de. Gelip de o böyle kelafir gözlerle böyle belertmesin de. Ay onun sessizliği en iyi dilek bize ayol. Aşk kızı hastayım ya. Ne diyorsun? Esma kalp ben. Ay Badeciğim. Of abla, İlaç çok şükür iyi gördüm seni ya. Sana böyle taze taze havuçla elma suyu sıktım. Hiç iyi gelir. Oh. Süpersin sen. Gönlümden bir şey geçerse de söyle, ben yaparım sana. İyi canım benim. Ha. Var. Bebek odasında Favron'un eski fotoğrafları var. Onları getirsene bana, düşürmüştüm de. Esma'm kaldırdı onları abla ya. E tamam, ondan isteyelim. Yok abla, ben isteyemem, çok kızdı zaten. Bağırdı herkese, niye ortalıkta bıraktınız bunları diye. Niye? Ay niye olacak? Oğlum bugününü paylaşıyor ya. Hiç değilse diyor geçmişini kurtarayım diyor. Ben ne kurtarsam kârdır diyor kadın. Tescilli deli ayol. Öyle. İyice araştırdın mı? Tamam mı? Biliyorum doktorsun ama hani maliyetinden dolayı yapmadığın bir şey varsa her neyse işte söyle bana, yani böyle körü körüne teslim olmak olmaz. Levent Hoca'nın araştırmalarını en başından beri takip ediyorum zaten. Prosedür gereği şu anda henüz bilinirliği yok ama benimki gibi bir durumda erken teşhiste güvenebileceğim en iyi yöntem bu. Ama yine de bir varsa ha? En iyi ihtimalle varsayım, eminim. En azından artık umutsuz değilim. Hatta çok umutluyum. Sana geldim çünkü oğlum varken umut tek başına yeterli değil. Hastalığın seyri değişirse, değerler düşerse her ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayım. Yani hasta olmasaydın çocuğumdan asla haberim olmayacaktı, öyle mi? Hocam gelebilir misiniz? Erken doğum vakası geldi, acil. Tamam, siz ameliyathaneye alın, hazırlıklarını yapın, ben hemen geliyorum. Oğlumun geçmişini senden aldım. Şimdi de geleceğini ben kaybetmek üzereyim. İlk adımını, ilk kelimesini. Okula gidişini göremedin, evet. Ben de ilk aşkını göremeyeceğim belki. Hayal kırıklığına uğradığında ağladığı omuz ben olamayacağım. Askere gittiğinde arkasından bekleyen, düğününde telaşla etrafta koşan ben olamayacağım belki. İlk çocuğunu göremeyeceğim. Hani bir umut vardı. Hani iyileşecekti. Tedavisi vardı. Temiz kağıdı gelene kadar her gün, her saniye bu ihtimallerle doluyum ben.
Elimde değil. Faruk, ben anneyim. Bir yanım sırf onun için kaygılansın diye var. Anne diye korkup bağırdığında... bir daha Seferin yanına koşamazsam diye korkuyorum. Bateri çalmaya çalışırken ustalaştığında göremezsem diye. Başardın diye böyle gözleri ışıl ışıl geldiğinde onunla gurur duyan kişi ben olamazsam diye korkuyorum. Ya benden sonra toparlayamazsa, okuyamazsa diye korkuyorum. Onu her düşündüğümde kalbime bıçaklar saplanıyor. Ben onu her gün, her saniye tekrar tekrar kaybediyorum. Senden aldığım her saniyeyi fitil fitil ödüyorum Faruk. Hayat bir şekilde dengesini bulmanın yolunu buluyor illa. Nerede kalıyorsunuz? Bir zamanlar sahibi olduğum evin kiracısıyım.